Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Amin. Çok değerli, çok faziletli kardeşlerim, Risale-i Nur Külliyatı'nın temel eserlerinden olan mektubatı beraberce ve uzun süreden beri takip ediyoruz. Allah'ın izni keremiyle 21. mektuba geldik. 21. mektup, anneye babaya hürmet, anne baba hakları. Üstad Hazretleri bu noktada çok ciddi bir risale ele almış ve 21. mektupta anne baba hakkıyla alakalı o kadar önemli ve ciddi bir risale tarif etmiş ki inşallah beraber okuyacağız. Bildiğiniz gibi Risale-i Nur Külliyatı, özellikle mektubat, sözler ve lemalar Barla döneminde tarif edilmiş, 1928-1934 tarihleri arasında telif edilmiş. 21. mektup da o dönemde telif edilmiştir. Değerli kardeşlerim, önce şu hususa temas etmeliyim ki hukuk veya vazife iki türlüdür. Bir, hukukullah denen Allah hakları. Allah'a şirk koşmamak ve sadece ibadeti Allah'a hasretmek. Ve bir de hukuki ibad vardır. Hukukullah ve hukuki ibad, kulların hakları, kul haklarının da en başında anne ve baba hakları gelir. Sonra kardeş hakları, sonra sıla-i rahim, sonra akraba hakları, sonra bütün insanlığın hakları, hatta hayvanatın bile insanlardan hakları vardır. İnsanların onlara karşı vazifeleri vardır. Buhari ve Müslim'de gelen bir rivayette Muaz İbni Cebel naklediyor. Diyor, Efendimiz Aleyhisselam'ın terikesinde idim. Bir bineğe binmişler, ikisi beraber bir tarafa doğru gidiyorduk. Efendimiz Aleyhisselam konuşmuyordu, ben de konuşmuyordum, sükût ediyorduk. Sonra Efendimiz Aleyhisselam sessizliği bozarak bana doğru az kafasını çevirdi. Dedi, ya Muaz, bilir misin dedi, Allah'ın kulları üstündeki hakkı nedir? Ben dedim, ya Resulallah, nereden bileyim? Allah ve Resulü bilir. Biraz daha gittik. Efendimiz Aleyhisselam, Allah'ın kulları üstündeki hakkı, Allah'a eş ortak koşmamaları, şirke gitmemeleri, ibadeti sadece ve sadece Allah'a ait kılmalarıdır dedi. Sonra sessizlik devam etti. Biraz daha gittik. Efendimiz Aleyhisselam şöyle yine başını çevirdi bana. Ya Muaz dedi, bilir misin, kullar Allah'ın hakkını Allah'a verirlerse kulların Allah'tan hakkı nedir? Ben dedim, ya Resulallah, nereden bileyim? Allah ve Resulü bilir. Buyurdular ki, eğer kullar Allah'ın hakkını Allah'a verirlerse onların da hakkı Allah'ın onları azap etmemesidir. Bu sahih hadisten anlaşılıyor ki bir kul hakları vardır. Ama sonra Kur'an-ı Kerim'deki bu mevzudaki ayetlere baktığımız zamanda da bir de Allah'ın kullarına karşı kul hakları diyebileceğimiz haklar vardır. Az önce zikrettim. Kul haklarının başında en başta anne baba hakkı gelir. Bu mevzuda Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde meseleyi görüyoruz. Mesela bu mevzuda
şu ayetleri görüyoruz. En'am suresi 151. ayet 153'e kadar. Kul ta'alev etlü mâ harrama rabbukum aleyküm ellâ tüşrikü bihi şey'en ve bil valideyni ihsâne. De ki gelin Rabbinizin size nelere haram kıldığını okuyayım. Ona hiçbir şekilde ortak koşmayın. Allah'ın hakkını Allah'a vermek demektir bu. Hukukullah'tan sonra gelir hukuki ibad. Onların da başında ve bil valideyni ihsane, anne babaya iyilik edin buyuruyor Cenab-ı Hak. Mesela Bakara suresi 83. ayette de yine bu hususa dikkat çekilmiş. Ve iz ehadna mithaqa bani İsrail la ta'buduna illallah. Yani biz bir zamanlar İsrail oğullarından yalnız Allah'a kulluk edeceksiniz diye söz aldık. Bu Allah'ın hakkını Allah'a vermek hukukullah'tır. Sonra anaya, babaya, yakın akrabaya, ileriye doğru bunlar sayılıyor. Onlara iyilik edeceksiniz. Ayetlerdeki bu taksimattan da anlaşılıyor ki önce Allah hakkı geliyor ve sonra kul haklarının da en başında anne ve baba hakkı geliyor. Kur'an-ı Kerim'de bu mevzuda 7 ayet. Bu 21. mektubu okumaya başlamadan önce Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde anne baba hakkıyla alakalı ayetleri zikrederek bu sohbette onun üstünde durmak istiyorum. Bu derslere ayetlerle bir giriş mesabesinde olacak. Öncelikle üstadın da burada serlevha yaptığı ayetler içerisinde İsra suresi 23 ve 25. ayetler. وَقَدَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا. Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi ve anne babanıza iyi davranmanızı emretti. Nasıl iyi davranacağız? اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْكِلَاهُمَا فَلَا تَكُلَّهُمَا اُفْ وَلَا تَنَهَرْهُمَا وَكُلَّهُمَا قَوْلًا كَر۪يمًا. Onlardan biri veya ikisi senin yanında yaşlanırlarsa onlara öf bile deme. Onları azarlama. İkisine de gönül alıcı güzel sözler söyle. Ve sonra ayet devam ediyor. وَحْفِظْ لَهُمَا جَنَاهَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Onlara merhametle ve alçak gönüllülükle kol kanat ger. Rabbim onlar nasıl küçüklükte beni şefkatle eğitip yetiştirdilerse şimdi sen de onlara merhamet et diyerek dua et diyor. Rabbukum a'lemu bima fi nufusikum in tekunu salihin fe innehu kana lil evvabin gafura. Kalplerinizdekini en iyi bilen Rabbinizdir. Eğer iyi olursanız bilesiniz ki Allah kendisine yönelenleri bağışlayacaktır diyor. Ayetin bu işari manasından anlaşılıyor ki içinizden geçenleri Allah bilir. Anneye babaya karşı içinizden geçirdiğiniz şeylere bile dikkat edin ha manasına geliyor. Evet, en başta Allah hakkına dikkat çekti. Ella ta'budu illa iyyahu, sadece ve sadece ona kulluk yapın dedi bu ayette. Bunun hukukullah olduğunu kısaca arz ettim. Ve sonra anneye babaya iyi davranma, hukuku ibadın başında anne baba haklarına dikkat çekiyor. Evet, ayette birinci vazife
Allah'ın yalnız kendisine ibadet edilmesi buyurulduğu ifade edildikten sonra anneye babaya iyilik etmeyi de buyurduğu apaçık bir şekilde ifade edilmiş oluyor. Bu mesele Kur'an-ı Kerim'de 7 ayette anlatılıyor. Ayetler üstünde duracağım. Nitekim diğer bazı ayet ve hadislerde de Allah'a kulluk ile anneye, babaya iyilik etme hep yan yana zikredilmektedir. Bu hadislerin birinde Hazreti Peygamber aleyhisselam en önemli amelleri sayarken bir sahabi geldi, ya Resulallah eyyül amalu afdalu dedi. Hangi amel en faziletlidir? Efendimiz aleyhisselam es-salatu li vaktiha buyurdu. Vaktin evvelinde kılınan namazdır. Sümme eyyü, sonra hangisi? Birrul velideyn. Anneye babaya iyiliktir. Sümme eyyü, sonra hangisi? El cihadü fi sebilillah buyurdu. Efendimiz aleyhisselam Allah yolunda cihattır. Buhari edepte, Müslim iman kitabında geçiyor. Diğer bir hadiste ise Efendimiz aleyhisselam büyük günahları saydığı yerde en başta Allah'a şirk koşmayı sayıyor. Ayette Allah hakkıyla anne baba hakkı yan yana. İşte bu hadis-i şerifte de öyle. Evet, büyük günahlar sayılırken Allah'a eş ortak koşma dendikten sonra anneye babaya asi olmak, yalan yere şahitlik yapmak gibi büyük günahların serisi, sıralaması devam ediyor. Bu da Buhari edepte, Müslim imanda zikredilmiştir. Fahrettin Razi bu mevzuda geniş bir anlatım yaptığını tefsirlerde görüyoruz. Ayet ve hadislerde Allah'a itaatla anneye babaya itaat yan yana zikredilmiş. Elbette bunun böyle belli bir münasebet içinde zikredilmesinin belli nükteleri, belli hikmetleri vardır. Bunlardan birincisi, insanın maddi ve manevi gelişmesi için en değerli katkı Allah'ın nimetlerinden sonra ana babanın fedakarlıklarıdır. Çok önemli. İki, çocuğun varlık alanına çıkmasının asıl ve gerçek sebebi Allah ama zahiri ve hukuki sebebi de ana babadır. Üç, Allah nimetlerini karşılıksız verdiği gibi anne ve baba da çocuklarının ihtiyaçlarını tamamen karşılık beklemeden yerine getirirler. 4. Allah kuluna günahkar olsa bile nimet verdiği gibi anne baba da asi bile olsa evlatlarına desteklerini sürdürürler. 5. Allah kullarının iyiliklerinden memnun olup karşılığını fazlasıyla verdiği gibi anne ve baba da çocuklarının imkanlarını daha çok geliştirmelerine yardım eder. Bundan oldukça mutlu olurlar. Bu Fahrettin Razi'nin de bu mevzudaki bir yorumu olarak ifade edilmiştir. Anne ve baba hakkıyla alakalı ifade edilen diğer bir ayetler zinciri En'am suresi 151, 152, 153. ayetlerdir. Kul ta'alev etlu ma harrama rabbukum aleyküm ella tüşrikü bihi şey'e ve bil valideyni ihsana. وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ مِنْ اِمْلَاقُ İleriye doğru yetim haklarıyla beraber ayet devam ediyor. Ve son ayette buyuruyor ki وَاَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ Evet, işte düşünüp öğüt alasınız diye Allah size bunları emretti. Şüphesiz bu benim dosdoğru yolumdur. Ayet-i Kerime'nin bazı yerlerini atlayarak ifade ettim. Ayet-i Kerime'de bize düşen vazifeler sayılmış. Burada 10 tane
Hazreti Musa Aleyhisselam'a gelen 10 emir gibi 10 tane vazife vardır. Bunlardan bir tanesi Allah'a eş ortak koşmamak, Allah'ın hakkını Allah'a vermek, üstünde çok genişçe durulabilir. Haşa, Allah'a çocuk ittihaz etmemek, isnat etmemek, Üzeyr Allah'ın oğlu, Mesih Allah'ın oğlu dememek, şirk koşmamak bütün çeşitleriyle. Şirk memnu ve hemen arkasından kul hakları ve onların da başında anne baba hakkı olarak ayette geçen ihsan edin, güzellik, iyilik manasında hüsn kelimesinden türetilmiş bir kelime, iyilik etmek, güzel davranmak. Bazen bir tebessüm bile, yığın yığın yiyecek getirirsiniz anneye babaya, yüzünüz ekşi ise onlar hora geçmez. Bazen de bir makarna koyarsınız ama tebessümünüzle beraber işte o hora geçer. İyilik yapmak, güzellikte bulunmak, onların gönüllerini fethetmek ve diğer emir ve yasakları tayin ediyorum ayeti kerimede geçen. Ayrıca Bakara suresi 83 ve 84. ayetlerde Cenab-ı Hak bu mevzuda İsrail oğullarından ahd-i misak aldığını, söz aldığını ifade ediyor. Evet, 10 emir diye bilinen Tevrat'ın çıkış bölümü 20'de gelen anlatılan bir vak'a orada da ama Kur'an-ı Kerim'de bu mesele ayrıca ifade edilmiştir. Ve iz ehazna mithaqa beni İsraile la ta'budu illallah ve bil valideyni ihsana ve zil kurba vel yetama vel mesakin ve kulu lin nasi husna ve akimus salate ve atuz zeka summe tevelleytum İlla kalilen minkum ve entum mu'ridun. Bir zamanlar biz İsrail oğullarından yalnız Allah'a kulluk edeceksiniz. Anaya, babaya, yakın akrabaya, yetimlere, yoksullara iyilik edeceksiniz. İnsanlara güzel söz söyleyin, namazı kılın, zekatı verin diye söz almıştık. Aşağıya doğru bu mesele daha detaylı bir şekilde devam ediyor. Bu ayetlerde İsrail oğullarının mükellef kılındıkları Yahudi ve Hristiyan literatüründe 10 emir diye bilinen dini ve ahlaki vecibelerden bazıları hatırlatılmakta. Allah'ın onlardan bu vecibeleri ifa edecekleri yönünde söz aldığı ifade buyurulmaktadır. Tevrat'ta Tanrı'nın onların ifadesiyle kendi parmaklarıyla taş levhalar üzerine yazarak Hazreti Musa aracılığıyla İsrail oğullarını bildirdiği ifade eden bu 10 emir, işte bu emirler şöyle anlatılıyor, çıkış kitabında var. Allah'tan başka ilahların olmayacak. Kendin için oyma put yapmayacaksın. 3. Allah'ın ismini boş yere anmayacaksın. 4. Cumartesi günü hiçbir şey yapmayacaksın. 5. Babana ve anana hürmet edeceksin. Kur'an-ı Kerim'de bir rul velideyn, anne baba, biz daha çok anneyi öne geçirtiyoruz ama Tevrat'ta baba öne çekilmiş, baba ve annene hürmet edeceksin, 6 katletmeyeceksin, 7 zina etmeyeceksin, 8 çalmayacaksın, 9 yalancı şahitlik yapmayacaksın, 10 komşunun hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin. Bunun üstünde daha genişçe durabilirdik. Demek ki bütün semavi kitaplarda Allah hakkından sonra kulların hakkı, onların da en başında anne baba hakkı anlatılmış oluyor. Kur'an-ı Kerim'de 180. ayette yine aynı hakikate dikkat çekilmiş.
Kütübe aleyküm izâ hadara ahadükümül mevtü in terake hayran el vasiyyetü lil valideyni vel akrabine bil maruf hakkan alel müttakin. Birinize ölüm yaklaştığında eğer geriye mal bırakıyorsa anasına, babasına ve akrabasına uygun bir vasiyette bulunsun. Sakın onlara bir borç olmak üzere bu farz kılındı, yazıldı şeklinde ayetlerde geçen kütübe ifadesi farada veya furida kelimesinden daha güçlü bir teyit ifade eder. Boynunuzun borcu olarak Allah bunu yazdı demek. Aslında bunun da üstünde oldukça genişçe durmak lazımdı. Bu ayetten de geçiyorum. Ayrıca Ankebut suresinde 8. ayet ve vassayna l-insane bivalideyhi husna ve in cahedake lituşrike bima leyse leke bihi ilmun fela tuti'huma ileyye merci'uküm fe unebbi'uküm bima kuntum ta'melun. Biz insana ana babasına iyi davranmasını emrettik. Ama onlar hakkında bilgi sahibi olmadığım bir şeyi bana ortak koşman için seni zorlarlarsa onların sözüne uyma. Sonunda dönüşünüz yalnız bana olacaktır. İşte o zaman vaktiyle yapmış olduğunuz her şeyi önünüze koyacağım buyuruyor Cenab-ı Hak. Başka ayette biraz daha sarih olarak, hadis-i şeriflerde de daha açık olarak ifade edildiği gibi Allah'a isyanda kula itaat yoktur. Anne ve baba çocuğuna Allah'a isyanı emrederse, şirki emrederse çocuk sadece o noktalarda anne ve babasını dinlemez. Nitekim eğer babası ise Azer, oğlu İbrahim'e putperestliğe davet ettiği halde o noktalarda dinlemedi. Sadece o şirk ve isyan noktalarında çocuk anne ve babasını dinlemez. Velev anne babası kafir bile olsa diğer dünyevi işlerde Allah'a isyan olmayan noktalarda yine itaat etmek mecburiyetinde ve onların gönlünü almak mecburiyetindedir. Mesela Kur'an açısından ne kadar derin bir şekilde ifade edilmiştir. Evet, la ta'ate li mahlukin fi ma'siyetil halik. Allah'a isyanda kula itaat yoktur. Anneye, babaya itaat var. Allah'a isyanda sadece o noktada anneye, babaya itaat yoktur. Bu ayetin de üstünde tefsir açısından çok genişçe durabilirdik. Kur'an-ı Kerim'de bir de Lokman Aleyhisselam'ın hem bir veli belki bir nebi olarak çocuklarına nasihatı var. Çocuklarının şahsından bütün insanlığa verilen dersler vardır. Hazreti Lokman Aleyhisselam Lokman Suresi 14. ayette değişik yönleriyle çocuklarına nasihat çekiyor. İlk nasihatı Ya büneyye la tüşrik billah. Oğulcağızım, ciğer pare evladım, sakın ha Allah'a şirk koşmayın. Dedikten sonra hemen arkasından bu ayet. Ve vassaynel insane bi valideyhi. Hamelethu ümmühü vehnen ala vehnin. Ve fisaluhu fi ameyni enişkür li veli valideyk ileyyel masir. Ve in cahedake ala en tüştike bima leyse leke bihi ilm fela tuti'huma ve sahibhuma fid dunya ma'rufa ve tebi'i sebile men enabe iley sümme ileyye merci'uküm fe unebbi'uküm bima kuntum ta'melun. Biz insana anne babasıyla ilgili öğütler verdik. Annesi güçten
kuvvetten düşerek onu karnında taşımıştır. Çocuğun sütten kesilmesi 2 yıl içinde olur. Bunun için ey insan hem bana hem anne babana minnet duymalısın. Sonunda dönüş yalnız banadır. Eğer anne baban hakkında bilgin olmayan bir şeyi bana ortak koşman için seni zorlarlarsa, bir önceki ayette de geçti bu. Anne baba şirk, küfr, isyan için çocuğunu zorlarlarsa bu durumda onlara uyma. Ama yine de onlara dünyada iyi davran, yüzünü ve özünü bana çevirenlerin yolunu izle. Sonunda dönüşünüz yalnız banadır. O zaman yapıp ettiklerinizin sonucunu size bildireceğim diyerek Hazreti Lokman Aleyhisselam'ın ağzıyla Cenab-ı Hak o devrin anne babalarına veya çocuklarına nasihat çekiyor ve çocuğun sütten kesilmesi 2 yıl olur. Bakara suresinin 233. ayetinde bu mevzuda farklı noktayı nazarlar vardır. Ankebut suresinin bu ayeti, 8. ayeti gerçekten tefsir açısından saatlerce üstünde durulabilecek bir mesele. Ve ondan geçiyorum, anne baba hakkıyla alakalı diğer bir ayet de Ahkaf suresi 15. ayettir. Ve vassayna l-insane bivalideyhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurhan ve vada'athu kurha ve hamluhu ve fisaluhu 30 şehra. Burada sütten kesilmesi 30 ay. Hatta iza balaga eshuddahu ve balaga 40 sene. قَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِي اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ اللَّتِي اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَاَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي اِنِّي تُبْتُ اِلَيْكَ وَاِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوا ve netecavezu an seyyiatihim fi ashabil cenne va'de sidkillezî kânû yu'adûn. Sadakallahul azim. İnsana anne ve babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi onu zahmete katlanarak taşıdı ve zorluk çekerek doğurdu. Karnında taşıması ve sütten kesmesinin süresi 30 aydır. Nihayet çocuk olgunluğa ulaşıp 40 yaşına girince şöyle yakarır. Rabbim bana ve anne babama lütfettiğin nimete şükretmeye, çocuk hayırlı evlat, razı olacağın işler yapmaya beni muvaffak kıl. Benden gelecek nesli hayırlı eyle. Dönüp kapına başvurdum ve ben şüphesiz sana boyun eğenlerdenim. İşte cennetlikler arasında olan bu kimselerin yaptıkları güzel işleri kabul ederiz. Kötülüklerini de görmezden geliriz. Allah diyor bunu. Bu kendilerine yapıla gelen gerçek vaattir. Allah vaadinden hulf etmez. Çünkü Allah yalancı değildir. Çünkü Allah aciz değildir. Vaat ettiği zaman doğru söylemiş ve vaat ettiği zaman vaadini yerine getirmeye de muktedirdir. Şimdi bu ayette anne babasına iyi davranan birisinin 40 yaşına geldiği zaman yaptığı duayı anlatıyor. O da Allah'tan iyi çocuklar istiyor. Allah da onun mükafatını vereceğini ifade ediyor. Buradan şu anlaşılıyor ki siz annenize, babanıza nasıl davranırsanız müsbet veya menfi
mutlaka arkadan gelen nesillerden ve çocuklarınızdan da onu bulacaksınız. Bu 2 kere 2 4 eder derecesinde hak bir meseledir. Ve vaktim olmadığı için ana mevzum da bu olmadığından tefsir açısından Ahkaf suresinin 15. ayeti genişçe ele alınmalı, tahlil edilmelidir. Ve 2 sene mi emzirilecek, 30 ay mı? 2 sene 24 ay, bir 6 ay daha olursa 2,5 sene olur. Çocuğun emzirilmesiyle alakalı tefsir açısından da bu da ayrıca tefsirler açısından özellikle Kurtubi'nin tefsirinde genişçe ele alınmış. Cenab-ı Hak anamıza babamıza saygılı olmayı ve onlara itaat ederek onların dualarını almayı bize muvaffak kılsın. 21. mektubun bu meselesi bir sohbet daha yapacağım. Hadis-i şeriflerde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam anne baba hakkıyla alakalı ne buyurmuş? Bir de o noktaya gelecek sohbete kısaca temas edip inşallah daha sonra 21. mektubu okuyarak Risale-i Nur Külliyatı içerisinden derslerimizi almaya çalışacağız. Üstad ayetlerden dersini almış, hadis-i şeriflerden dersini almış. Bizler de her ikisine bakıp onların da en mucizeci olan Risale-i Nur'da da üstad bunları nasıl anlamışa bakacak ve inşallah İslami terbiye ile kendimizi terbiye edip İslami ahlakla ahlaklanıp annemize babamıza karşı yapmamız lazım gelen itaati, sevgiyi, hürmeti ve hizmeti göstermeye çalışacağız. Cenab-ı Hak bu noktada bizleri vefalılardan eylesin. Amin. Bi hurmeti Seyyidil Murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.